Herkese günaydınlar. BBN Türk ekranlarından güzel bir cumartesi diliyorum herkese. Tek tek dönüşleriniz için, sevdiğiniz, saydığınız için beni çok çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için, eleştirileriniz için sağ olun, var olun efendim. Şimdi bugün her zamanki gibi yine muhteşem konuklarım var. Hepsi alanlarında tek. Biliyorsunuz bu programın özelliği, kim alanında iyiyse, çok tecrübe, emek sahibi ise mutlaka bu koltukta oturmaya, hani şey gibi, sınav gibi olduk ama hak kazanıyor gibi olduk. Ve çok fazla lafı uzatmadan hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Gürkan Boztepe, Türkiye Gastronomi Turizmi Dernek Başkanı. İzleyen misafirlerim, izleyicilerim bileceklerdir, hatırlayacaklardır. Birkaç hafta önce yine tekrar konuk olarak almıştık kendisini. Gürkan Beyciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Güzel bir imkan sağladınız yine. Çok teşekkürler. Efendim, ne demek. Şimdi kendisini şöyle tanıtmak istiyorum. Geçtiğimiz programda tekrar şöyle demiştik. Yeme içme sektörüyle ilgili. Yemek yemek bir kültür içi demiştim. Bu kültürü eğer siz dünyaya, işte milyonlarca kilometre ötelere taşıyabiliyorsanız, eğer bu vizyona sahipseniz, bu misyonu da üstlenmişseniz şayet, o zaman diyoruz ki restoran işletmecimiz Sayın Nurdan Gür Yüzbaşıoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Çok mersi siz. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim efendim. Ve mutfakta yangın var dediğimizde, hatta bir izleyicim bana şunu söyledi. Ya mutfaktaki yangını söndüreceğiz de bu kalp yangını söndürmek için bir şey var mı dedi. Biz tekrar Haktan Bey'e soracağız. Acaba onun için söndürecek bir şey var mı? Tabii işin esprisi bu. Efendim, Haktan adı güzel mutfak ekipmanları, evet, İşletmeciliği yapıyor. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Sağ olun. Katıldığımız için mutluyuz. En azından kendimizi ifade edebileceğimiz bir ortamda bize sunduğunuz için teşekkür ederiz. Ne demek efendim? Her daim burada çok samimi bir sohbet ortamında konuşuyoruz. Bütün konuklarım dilediği gibi saygı çerçevesinde konuşabiliriz, tartışabiliriz, eleştirebiliriz. Herkesin en doğal hakkı ve özgürlüğü. Gürkan Beyciğim, şimdi sizle başlamak istiyorum. Geçtiğimiz programdan bu yana işte gelen eleştiriler, dönüşler nasıldı? Tabii birçok şeyi konuşmaya çalıştık ama bazı konuların üzerinden de hızlı geçtik. Bir sizden dinlemek istiyorum. Şimdi önce gastronomi turizmini konuşmuştuk biliyorsunuz. Gastronomi turizminin kelime anlamını konuşmuştuk. Hı hı. Ülkemizde aslında sizin açtığınız BBN Türk'teki bu program, ben gerçekten bu kadar izlendiğini bilmiyordum. Ve aynı anda sadece esnaf değil, iş adamları, turizm camiası, seyahat acentaları, restoran işletmecileri, şefler o kadar çok gerçekten yoğun bir reyting aldı ki aslında gastronomi turizminin bir noktada siz elçisi gibi ülkemizin mutfağının tanıtılması konusunda derneğimize destek olmanızdan dolayı 2000'den fazla üyemiz çok mutlu oldu. Bu programların devamını istediler. Bugün de çok değerli konuklarımızla birlikteyiz. Evet. Restoranın hem işletilmesi, işte Miami gibi zor bir lokasyonda Türk mutfağının tanıtılmasının çok güzel bir örneği. Nurdan Hanımlar bugün burada. İşte yine üyelerimizden Haktan Beyler, hı-hı, özellikle yağ yangınları, restoranlarda çıkabilecek güvenlik riskleri falan derken, hani aslında sektörün farklı noktalarından da çok kıymetli kişi ve kurumlarla iletişim halinde olduğumuzu birlikte yaşıyoruz. Bu fırsat bizim için çok kıymetli. Bugün de gastronomi turizmiyle ilgili diğer ince detaylara girip, evet, artık yapmamız gereken Türkiye'nin stratejisi, organik gıdalar, yerel işletmelerin özellikle organik gıdaların kullanılması, sürdürülebilirlik, çevre hareketleri gibi hani bakanlık ve bakanlıkların bu konulardaki yurt dışı tanıtımlarına destekleri, mesela yurt dışındaki bir başarı hikayesinin aslında bu örneklerin arttırılması gibi diğer detaylara da bugün girmekten mutlu olacağız. Çok sağ olun efendim. Biz de gerekli önemli bir hassasiyeti hem kanalım ve hem kendi adıma yapmaya çalışıyoruz. Peki Nurdan Hanımcığım,
Önce şunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgili izleyenler, herkes bir kafe açabilir, restoran açabilir, bir işletme açabilirsiniz yani. Parası olan bunu mutlaka yapar. Fakat bu parayla bitmiyor tabii ki. Ve siz yurt dışında, Miami'de bu işin kurucusu, öncüsü oldunuz. Öncelikle ben sizi cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hakikaten biz Türkiye'deyken işletme açıp da başaramazken siz dünyanın bir ucunda, söylediğim gibi yayının girişinde, inanılmaz güzel bir şey yapıyorsunuz. Türk kültürünü dünyaya tanıtıyorsunuz. Hatta şunu söyleyeceğim. Umut ediyorum ki veya istiyorum ki biz sadece Amerika değil, yani dünyanın her yerine bunu yayalım, yaygınlaştıralım. Kesinlikle. Sizlerden çok olsun, yatırım yapacak olanlar çoğalsın, gastronomi turizmine gerekli önemi verelim. İnanılmaz elimizde çok güzel potansiyel var. Nurdan Hanım, bu Amerika yolculuğu nasıl başladı? Neden orada bir restoran açma ihtiyacı hissettiniz? Belki size çok sorulmuştur ama yine ben bizim izleyicilerimize özel tekrar anlatırsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim öncelikle. Gerçekten böyle platformlar bizim de bunları anlatabilmemizi sağladığınız için çok değerli bizler için. Şu açıdan değerli aslında, yani yaptığımız işin tanıtımı, reklamını yapmak gibi bir gayeyle değil de burada sizin söylediğiniz gibi bunu yapmak isteyen insanlara biraz ilham vermek için, gençlerin biraz bu konuda cesaret alabilmeleri ve daha rahat yapabileceklerine inanmaları için bunları anlatmayı aslında çok tercih ediyorum ve istiyorum ben de. Bizim Amerika maceramız, yani aslında biz bu işi Türkiye'de yapıyorduk zaten. Yani Türkiye'de, İstanbul'da, Bodrum'da mekanlarımız vardı. Eşimle birlikte yapıp işlettiğimiz. Her ne kadar o aslında finansçı olsa da bu sektöre de olan ilgisinden dolayı benim de şansım... hayat arkadaşınla beraber bu işleri yapabiliyor olmanın da çok faydası var tabii ki, aynı yolda yürüyebilmenin. O yüzden biz birbirimizi destekleye Türkiye'de çok güzel işler başardık aslında zamanında. Amerika maceramız başka işlerden dolayı aslında oraya gidip gelmemizle şekillendi. Fakat Türkiye'de bu tadı aldığımız için bu mekanların başarıya ulaşması ve sonucunda aldığımız keyiften dolayı Amerika'da da bu yönde araştırmalar yapmaya başladık. Biraz da aslında Amerika'da veya yurt dışında başka ülkelerde gittiğimiz Türk restoranlarının bize verdiği, bu yıllar öncesinden bahsediyorum, bazı olumsuzluklar, bize hissettirdiği olumsuz duygular hep böyle bizi hayal ettirirdi. Şöyle yapılmalı aslında, böyle yapılmalı, şu şekilde dizayn edilse, böyle servis yapılsa, şunlara dikkat edilse çok daha başarılı olunur diye düşündüğümüz şeylerdi bunlar. O yüzden Miami'de çok aslında başka sebeplerden, dediğim gibi eşimin işinden dolayı da çok gidip geldiğimiz bir yerdi. Denk geldi bir şeyler ve orada da biz bu yola girdik. Dediğim gibi bu daha önce yaşadığımız ve gördüğümüz bu olumsuzlukları bir şekilde telafi etmek de istiyorduk. Çünkü yani bir işi özenerek yapmak ve onun kodlarını doğru okumak çok önemli. Yaptığımız her işte buna dikkat ediyoruz aslında. Dediğiniz gibi yurt dışında bu kadar uzak bir kıtada kendi mutfağını tanıtmaya çalışmak, orada bütün bu malzemeleri ve o kültürü oraya taşımaya götürmek, çalışmak, evet, çok kolay bir şey değil. Kesinlikle evet, değil. Doğru. Bu bir tecrübe gerektiriyor. Bu gittiğiniz yerin DNA'sını da iyi anlamanızla doğru proje ortaya çıkıyor. Şöyle yanılgılar olabiliyor çünkü. Yani bir kere restorancılık çok kolay zannediliyor aslında. Yani yurt dışına hani gittiğinde ben orada bir kafe açarım, işte bir dönerci açarım gibi böyle şeyler oluyor insanların zaten kafasında. Zaten tek yaptığımız iş dönerci açmak değil. Evet. Yani şu bir de mesela geçenlerde oldu. İşte bizim bu projemizden, restoranımızdan bahsederken ben geleyim ne olur orada işte en azından garson olurum. Şimdi en azından garson olurum diye bir şey yok. Çünkü garsonluk da çok önemli bir şey. Yani o aslında yani mekanın yüzü ve mekanı taşıyan insanlar onlar. Yani o servisteki insanlar en önemli insanlar. O yüzden o bölüm de çok önemli, mutfak bölümü de çok önemli. Orayı işletmek de çok önemli. Bütün bu parçaların, resmin doğru
oluşması, doğru bir araya gelmesi gerekiyor. O yüzden evet, kolay değil, emek isteyen bir şey. Doğru yapmak emek isteyen bir şey. Eğer çok detaylara dikkat ediyorsanız ve işinizi doğru yapmak istiyorsanız, buna çaba gösteriyorsanız tabii gittikçe zorlaşıyor iş. Çünkü günümüzde artık restorancılığın geldiği nokta yıllar öncesi gibi değil. Yani insanlar hemen o anda yediği şeyin yorumunu yapıyor, fotoğrafını çekiyor ve hemen bu milyonlara veriyor, ulaşıyor yani, hemen anda yayılıyor. Hemen puanlama sistemi devreye giriyor. Evet, bunlar tabii işinizi iyi yapıyorsanız aslında sizi bir yere taşıyor hızlı bir şekilde. Ama doğru yapmıyorsanız da hemen sizi bitiren şeyler bunlar. Kesinlikle. Çok tehlikeli. O yüzden tehlikeli. Evet, gelinen bir nokta var şu anda ve çok fazla şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Biz bu konuda gönüllüyüz. Yani biraz kültür elçisi gibi görüyoruz kendimizi. Bir kere Türk mutfağına çok inanıyoruz ve çok seviyoruz. Yani hayatımız boyunca gittiğimiz her yerde orayı dolaştıktan bir iki gün geçirdikten sonra muhakkak Türk restoranlarını ziyaret ederiz. Yani bir kere merak ederiz ne yapmışlar insanlar burada ve nasıl yapmışlar. O daha önceki olumsuz örnekler gittikçe azalıyor. Bunu çok sevinerek söyleyebilirim aslında. Gürkan Bey de, Gürkan Başkan da şimdi tabii ki çok bu seyahatler esnasında ve bu işin içinde olduğu için de birebir takip ediyor ve görüyordur. Gittikçe çok iyi yapılan işler artmaya başladı. Şefler mesela, şefler girişimcilik yapmaya başladı. Şefler kendi restoranlarını açmaya başladı. Şef dediğiniz zaten sadece mutfakta yemek pişiren kişi değil aslında. Yani o mutfağı yöneten, o restoranı bir anlamda aslında yöneten. Tüm teknik aksamı yöneten kişi. Evet, yöneten kişi olduğu için şimdi daha da fazla sorumluluk alıp kendi mekanlarını açmaya başladılar. Bu tabii bir kalite ve bir profesyonellik getirdi aslında mesleğe. Çünkü yurt dışında bir başarılı Türk şefin gidip orada bir yer yapması, yer işletmesi, bir kere yemeğin önünüzde iyi bir şefse, zaten buna cesaret etmişse oraya gidecek kadar, önünüze yemeğin doğru geldiğini gösteriyor. Yeni jenerasyon tasarımı, dizaynı, restoranın olması gereken bütün diğer koşullarına çok daha hakimler. O yüzden gittikçe çok daha iyi bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim. Bizim de yolculuğumuz işte bu, hep daha iyisini yapmak hissiyle aslında bu noktaya geldi şu anda. Ve geldiği noktadan da tabii ki çok memnunuz. Yani 2 yıldır üst üste bu kadar değerli bir ödülü almak, Türk mutfağı adına bu ödülü almak çok gurur verici bir şey. Onu daha iyi yerlere taşımak gibi de bir şey yüklüyor insana, misyon yüklüyor. Kesinlikle. Ama biz tabii çok mutluyuz bu geldiğimiz noktadan. Michelin ödülüne birazdan geleceğim. Evet, geleceğiz, tamam. Haktan Bey, ah bu yangınlar ne olacak? Yağda çıkan yangın en tehlikeli yangın değil mi? Evet, kesinlikle. Birazcık sizden dinleyelim. Siz bu ürünü nasıl çıkartmaya karar verdiniz? Sizi ne tetikledi? Biz öncelikle yemeğin biz güvenlik tarafındayız. Yani yemeğin lezzeti kadar güvenliği de çok önemli. Mutfağımızın güvenliği. Çünkü mutfakta herhangi bir şekilde yangının çıkması can ve mal kaybına gidebilecek kadar bir ciddi çok, bir olay. Çok özür dilerim, hemen araya şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar çıkan hiçbir yangını, neden ve niçin çıktığını biz bilmiyoruz. Hakikaten bir bakın, kontaktan mı çıktı derler, işte prize mi doğru yapmamış derler, bir şey varmış ama hiçbir yangının nedeni evet, maalesef aslında... Aslında son yani. Zamanlarda biraz istatistikler tutulmaya başlandı ama çok daha nadir, geçmişte çok nadir. Tabii biz ki daha hala biz kendi istatistiğimizi tutmakta biraz zorlanıyoruz. Yani aslında bunlar ortaya çıksa bu alandaki çalışmalar çok daha sağlıklı bir şekilde yürüyebilir. Biz Türkiye'de çıkan yangınların %50'ye yakını mutfak yangınlarından kaynaklanıyor. Geri kalan da elektrik ve diğer şeylerden kaynaklanıyor. Mutfak yangınındaki de en büyük tehlike yağ yangını. Yani yağ yangını söndürülmesi en zor olan yangın. Tabii müdahale şeklinizi bilmeniz lazım. Evet. İşte Allah korusun suyla müdahale etmemelisiniz. Ederseniz bunun çok daha ciddi sonuçları olabilir. Biz de en azından dedik ki ilk önce mutfaklarda, evlerde, restoranlarda ve otellerde bunun kolay kullanımı, pratik eğitimi olmasa bile bir insanın bunu çok rahatlıkla kullanabileceği bir ürün ortaya çıkarttık. Aslında ülkemiz sadece bu konuda değil, birçok konuda yangının diğer alanlarında da çok ciddi ihtiyaçlar mevcut. Biz bu olaya biraz deprem gibi bakıyoruz.
Nasıl depremde biz çok bilinçli değilsek yangın konusunda da maalesef çok bilinçli değiliz. İşte son yıllarda orman yangınlarının çok ciddi sayıda çıkması insanlarımızın biraz bu konuya ilgi göstermesine sebep oldu. Bizler de ilk önce mutfaktan başladık, yola çıktık. İnşallah daha da ileriye götüreceğiz. Kaç yıl oldu? Biz ortaklarımız bu konuda üzerinde 20 senedir bu konunun içerisinde olan insanlar. Hem akademik olarak olanlar hem bu işin üretim kısmında olan insanlar. 20 yıllık bir tecrübe. Şirketimiz daha yeni kurduk. Bir sene oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bu ürün işte yurt dışında buraya getirmek, ithal etmek bunlar şimdi artık eskisi gibi değil. Birazcık daha zor artık. Ama biz herkesin ulaşabileceği, erişebileceği, kolaylıkla satın alabileceği bir ürün ortaya çıkarttık. Bir ürün geliştirdiniz. Tabii ki, evet, aynen. Şimdi diyelim ki tabii bu stüdyo ortamında gösteremiyoruz maalesef. Çok isterdim aslında göstermeyi ama diyelim ki mutfaktayız, yağı koyduk. Bu yağ yangına nasıl dönüşüyor? Yağ yangını özellikle çok kızartıldığı zaman evet, ya da işte unutkanlık olabilir. İşte işten geliyorsunuz, yorgunsunuz veya örnek verin bir ilaç kullanıyorsunuzdur. Ya o unutkanlığa sebep olabilir, unutabilirsiniz ocakta. Yani bunların hepsi bir evet, uyuyakalabilirsiniz. Hepsi bir tehlike şey esasında. Mümkün, aynen. Bu da işte anlık. İşte bazen biz söylüyoruz. İşte diyoruz böyle böyle diyoruz. İnsanlar bize şöyle bir şey söylüyor. Ya biz 20 senedir yangın yaşamadık. Ya diyoruz ki Allah korusun zaten yaşamayın. Ama bunun için tedbir almanız lazım. Ya şuna bana bir şey olmaz. Ya niye olmasın? Sen insan değil misin? Ya senin mutfağın yok mu? Her şey her an başımıza gelebilir. Biz depremi biliyor muyduk? Kim deprem olacağı gece sabah kalkamayacağını biliyordu. Evet. Yani, en canlı şey örnek. Bu da anlık olan bir olay aslında yangın. Belli bir süreye kadar zaten ilk başladığı anda yangını başlangıç anında söndürmek gerekiyor. Başlangıç aşamasını geçtiği anda zaten artık yapabileceğiniz pek bir şey kalmıyor. O yüzden biz de başlangıç anında yani bunu daha kolay herkesin söndürebileceği bir ürün olması lazım. Biz de ilk önce çalışmalarımıza buradan başladık, buradan yola çıktık. Çünkü en çok ihtiyacın burada olduğunu düşündük aslında. Diğer ürünlerimiz de inşallah yavaş yavaş onların çalışmaları devam ediyor. Bu ürün herkesin çok kolay satın alabileceği, erişebileceği bir ürün. Mutfaklarda olması gerekiyor. Özellikle mesela balık restoranlarında yağla çok şey olduğu için mesela orada çok ciddi tehlikeler olabiliyor. Bir de bir kızartma yapılan değil mi? Facebook'larda mesela evet, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bir de mesela işletmelerde yangından sonra da tekrar başlayabilme oranları da çok az. Mesela bir yangın geçirdiği zaman hem işte iş yerinizden oluyorsunuz ve onu tekrar başlayabilmek %80 oranında neredeyse başlayan yok. Yani çok az bir %20 evet %20 gibi bir rakam var tekrar işletmesini faaliyete geçirebilen. Yıllar geçtikçe de güvenlik ürünlerine ilginin arttığı da gözleniyor. Siz şimdi evinizi korumanız gerekiyor, ailenizi korumanız gerekiyor. Bunun için basit önlemleri almanız gerekiyor. Aslında yağ yangınına kadar alınacak daha basit önlemler var. O önlemleri de alırsanız zaten riskleri en aza indiriyorsunuz. Yani riskleri dikkat etmek lazım. Biz de en azından bu riskleri kaçırdıklarında bir ürün bununla hemen müdahale edebilecekleri bir ürünü ortaya çıkarttık işte. Bir personeli de bilinçlendirmek gerekiyor. Personeli tabii eğitimden ki geçmesi kesinlikle gerekli. Kesinlikle. Sadece işletmecinin sahibiyle olacak bir iş değil bu. Ama işte son zamanlarda bu arttı. Yani eskiden bu konuya hiç ilgi yoktu. Yani işletmeler mesela özellikle 5 yıldız oteller, restoranlar olsun işte Nurdan Hanımlar daha iyi bilirler. Yangına önem çok daha fazla arttı. Yani eğitim çok ciddi bir şeylere geldi, yerlere geldi. Bu aslında sevindirici. Artması da gerekiyor. Daha da fazla artması lazım. Hatta bunun bence ilkokul seviyesinde çocuklarımıza başlanması lazım. Yavaş yavaş o bilincin erişmesi lazım. Çünkü büyüdüğü zaman yani o bilinci elde ederse çok daha bilinçli bir toplum olur. Temel eğitim yangın için konusunda. Evet. Olmazsa olmaz bence. Yani yurt dışında var mesela Amerika'da bununla ilgili ciddi çalışmalar var. Çocuklara eğitimler veriliyor. Biz onları da takip ediyoruz, bakıyoruz. Tabii. Yani biz aslında sadece burada bir yangın ürünü üretmek değil esas amacımız. Tabii ki bu konuda bilincin de artmasını çok istiyoruz. Yani bunda katkıda bulunabilmeyi istiyoruz. Yani sadece amacımız ürün satmak değil esasında. Tabii canım o işin çok bambaşka bir tarafı.
Önce ürünü tanıtmak lazım. Evet. Neden buna ihtiyaç duyduk durup dururken? Duymadık yani. Tabii ki yani bu zaten bu tarzı... Birinci aşılamak lazım. Evet. Mesela evlerde hangi evde yangın tüpü vardır? Yani herhalde ya. Yani milyonda birdir yani ben çok tahmin etmiyorum. En çok korktuğum şeydir yani evimde bile hani yangına mahal verecek her şey mesela prizleri kontrol ettiririm. Hani evet. Örneğin bir eve taşınıyoruz. Belki insanların en son düşüneceği bir aşamadır ama ben mutlaka prizlere baktırtırım. Yangın çıkacak bir nokta var mı? Sonuçta evi tanımıyorsunuz, yeni taşınmışsınız. Evet. Mesela mutfakta elektrikli aletler var, onların hepsini prizde bırakıyorsunuz. Tabii. İşte tabii. Çıkarken aslında hepsini çıkartmanız lazım. Çünkü ya o da tartışılır bir yangın ya. Kimisi diyor ki çıkarın, kimisi diyor ki çıkarmayın, ellemeyin, dokunmayın, kalsın. Ben de anlamadım bu işi. Aslında biraz ürünle alakalı. Olduğunu aslında düşünüyorum. Aslında ne kadar nereye gittiğinize bağlı. Amerika'ya evet. Gidersem çıkartırım tabii. Allah Bodrum'a giderken çıkartmıyorum yani. Evet. Peki Gürkan Bey azıcık da gülelim istedim. Gastronomi Derneği olarak tabii ben çok güzel işler yapıyorsunuz ama ben de sizi tanıdığım kadarıyla pazarlama konusuna da eğilelim. Pazarlama konusunu aşılayalım. Özellikle gençlere. Gençlerde sıkıntı var çünkü. Doğru. Ya şimdi benim kendi işim marka doktoruyum biliyorsunuz. Biliyorum. Hani dernek neden işte kısa sürede çok başarılı oldu diyor herkes. Aslında şöyle aslında kısa sürede olmadı. Yani yaklaşık 10 seneden beri aslında emek sarf ediyoruz. Hani ben 30 senelik turizmciyim ama markalaşma konusunda zaman ve emek sarf edilmesi gerekiyor. Yani şu anda ben işte kravat takıyorum ya da işte ceket giyiyorum. Siz şık giyiniyorsunuz. Hani biz kendimizi aslında doğru ifade edebilmek ve yakışanı yapmak için uğraşıyoruz. Ülke olarak da gerek gastronomide gerekse markalaşma konusunda da biz ülkemize yakışanı yapmak zorundayız. Hani biz içerik olarak çok değerli insanlar olsak bile kendi paketimize dikkat ediyorsak ülkenin de paketine dikkat etmek zorundayız. Evet. Gastronomi turizminde bugüne kadar içeriğe çok dikkat edilmiş ama pakete dikkat edilmemiş. Yani evet aşçılarımız gitmiş diyelim Detroit'te ya da işte Chicago'da çok güzel baklava dağıtmış ve dönmüş. Hani kutusu nasıl? Ona kimse dikkat etmemiş. Ya da niye ücretli satmamışız? Ya da market yöneticileriyle niye bir araya gelmemişiz? Hani bunlar hiç masaya yatırılan konular olmamış. Yani biz Türk'üz, iyi niyetliyiz ve işte yoğurdumuzu dağıtalım filan. Hani bir bakıyoruz Yunanlar işte Greek yoğurt diye bir şey, hani bizim yoğurdumuzu Greek yoğurt diye paketleyip Amerikalı'ya satıyor falan şeklinde. Ben işte bu konulara biraz dikkat etmeye çalıştım. İlk 7 arkadaşımızla TÜRSAP'ta başladığımız yolculukta şu an 2000'den fazla üyemiz de. Hani bugün Miami temsilciliğimiz, Detroit, Moskova ofisimiz filan derken hani 10 ülkede ve farklı farklı şehirlerde Kahramanmaraş'tan Bursa'ya kadar yüzlerce üyelerimiz de aynı hareketi güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Burada bu paketleme konusunun hani ürünün de kendi paketi ayrı bir konu, ülkenin paketi ayrı bir konu ve burada da bir strateji olması ayrı bir konu. Şimdi çok değerli kurumlar var, işte MÜSİAD, DEİK, işte farklı farklı devletin içerisinde entegre çalışan İhracatçılar Birliği, TİM. Ben hep onların başkanlarıyla ya da yönetim kurullarıyla şunu söylüyorum. Arkadaşlar hani aynı şekilde aynı yere yumruğu vurmak zorundayız. Yani İtalyan yemeği dediğimiz zaman İtalya'nın kendi içindeki gastronomi derneklerini kimse tanımıyor. Ya da İtalya'nın içindeki onların kurumsal detaylarını kimse bilmiyor. Biz pizzayı biliyoruz. Doğru mu? Hani doğru. Espresso'yu biliyoruz filan. Ben de diyorum ki hani burada tabii ki şefler çok önemli, restoranlarımız çok önemli ama hani yurt dışında tanıtım yapacaksak bunun bütçesinin bile kararının bile bir stratejisi olması gerekiyor. Özellikle film sektörüyle entegre çalışmamız gerekiyor. Yani yurt dışında şu anda bizim en fazla ihracat ettiğimiz konu başlığı aslında filmlerimiz. Bu filmlerin içerisinde Türk mutfağı ve Türk gastronomisi ne kadar tanıtılıyor? Bir de mesela Nurdan Hanımları o yüzden biz aramızda görmekten çok mutluyuz. Yurt dışında gerçekten Türk mutfağını doğru tanıtan müesseseler açılması. Şimdi iyi niyetli birisi gitmiş diyelim yoğurt firması açmış. Biz burada konuşmacı olarak defalarca Türkiye'ye getiriyor farklı farklı kurumlar. Ama adam Greek yoğurt diye orada kendini lanse evet. ediyor. Benim için çok kıymeti yok yani. Greek yoğurdun sahibi Türk olup olmaması ya da onun 3.5 milyar doların olmasının benim ülkeme bir faydası yok yani şu anda. Hani onun kendisine faydası var. Ben Türk mutfağım ve Türk kültürünün dünyanın en iyi mutfağı ve kültürü olduğuna inandığım için İşte Nurdan Hanımların Miami'deki restoranı gibi Türk restoranlarının Türk menüleriyle yani direkt lahmacunsa, içli köfteyse,
Hani biz bunların adını da Türkçe olarak ki Kültür Turizm Bakanlığımız tarafından en son Turizm Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz'da da buna kanaat getirdik, kesinleşti bu. Hani Türk kahvesinin adı Türk kahvesi olarak kalıyor. Hani Turkish Cafe değil. Hani ya da işte evet. Espresso benzeri bir şey değil. Biz zaten Türk kahvesini yaratmışız. Zaten olay bizim. Biz bunun adını da doğru ifade edebilirsek doğru şekilde pazarlarız. Ve menülerde de hani Gökhan Bey'le de Nurdan Hanım'la da konuştuğumuz konu şu. Genelde Türk yatırımcısı Amerika'da mış gibi yapıp hani Türk restoranı açmışım gibi yapıp aslında İtalyana yakın ya da Yunan'a yakın menüler sunuyor. Bir de Türkiye'de de yabancı dünya mutfağı satıyoruz gibilerinden restoran sahiplerinin kendini ve bizi kandırdığı stratejiler var. Hani dünyada gidip de bana birisi söylesin ben dünya mutfağı restoranı şurası diye. Hani bir tek Türkiye'de böyle bir kelime var. Evet. Hani dünya mutfağı nerede? Hani dünyada nerede ben bilmiyorum yani. Hani dünya mutfağı var mı her falan. Her şeyin yarım yapıldığı hani tek, yer demek hani, o. Hani bizde var. Hani ortaya little little hani ortaya karışık bir şey yapalım hiç falan gibi. Hiçbir şey yok günün sonunda. Hani dünya mutfağı varsa Nepal mutfağından istiyorum desem o yok kusura bakmayın diyecek adam. Yani anlatabildim mi? Hani öyle bir şey yok aslında Türkiye'de. Dünya mutfağı diye bir şey yok. Hani hafif hafif Çin'den koyduk biraz sushi koyduk falan gibi. Ama önce kendi kültürümüzü tanıtmaktan gurur duymamız lazım. Tabii kesinlikle. Burada bizim jenerasyonumuzdan önce ve şu anki jenerasyonun da yapması gereken şeyler var. Mesela bakanlıklarımızın hani Türk kahvesinin sunum şekli ya da alışveriş merkezlerinin içerisindeki lokasyonlarımızda gurur duyulan Türk yemeği sunan yerlerin stratejilerinin artırılması. Daha önce konuştuk yani bakanımızın mesela yani bu farklı farklı bakanlıkların Ticaret Bakanlığı da olmak içinde zorunda diye düşünüyorum. AVM'lerin içerisinde fast food zincirlerine bu kadar yer veriliyorsa çağıracaklar bu işe karar vericileri, AVM sahipleri olabilir, yöneticileri olabilir, perakende gruplarının başındakiler olabilir ki bunların hepsinin dernekleri var. Diyecekler ki arkadaş burada restoran açacaksan önce %50'si Türk restoranı olacak. Önce dekorasyon da ona göre olacak. Yani biz hani geçmişimizi bilmiyoruz. Hani pilav üstü kuruyu evde yiyoruz. Çıkınca hamburger yiyoruz. Bu arada hamburger mi yiyoruz o da bir tartışma konusu. Aynen. Bunların hepsini biz önümüzdeki süreçte Gastroshow fuarında da ve kongresinde de dünya mutfaklarındaki en iyileri getirip Türk mutfağının en iyileri arasında olduğunu onlara söylettiriyoruz. Geçen sene Gastroshow'da Dünya Gastronomi Derneği Başkanı'nı getirdik. Ve kendisi dedi Türkiye aslında dünyanın en iyi mutfaklarından bir tanesi ve ilk 7 mutfak arasında dedi. Ya bunları bizim konuşmamız değil de onların söylemesi bence çok önemli. Tartışılmaz. Bir de şey var. Genelde onunla çok karşılaşıyoruz. Sizler de karşılaşıyorsunuzdur. Yurt dışına gittiğimiz Türk restoranlarında memleket neresi muhabbetiyle bir başlıyoruz. Yani işte oradan buradan sonuçta bir akraba çıkmak durumu da oluyor. Hani normalde bakarsınız ne kadar güzel yapmış ya da şurayı neden böyle yapmadınız değil mi? Eleştirenler de olur. Bir de Nurdan Hanım bence sizin artınız hani gördüğüm ve duyduğum kadarıyla Amerika'yı çok iyi tanımanız. Biz işte hani deriz ya bir gidip bir yerin havasını koklamak, yaşamak, oradaki ait insanlarla bir konuşmak, kültürü tanımak. Şimdi gidip bir X bir yerden yazlık almayız. Hani ben olsam evet. Bir yazlık almam gidip de ne yaparım? Yazlık alacağım yere 10 sene tatile giderim. Bakalım 10 senede ben burada yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Sonuçta zor kararlar bunlar, kolay kararlar kesinlikle değil. Doğru. Sizin de en doğru ve mantıklı tarafınız bence eşinizle birlikte. Eşinize de çok sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim efendim. Herhalde bu yollardan geçtiniz değil mi? Evet geçtik. Zaten şunu da gördük. Yani eğer gittiğiniz yerin dediğim gibi kodlarını iyi bilmiyorsanız orada bir iş yapmaya kalktığınızda sonuç büyük olasılıkla hüsran oluyor. Çünkü yani kendi ülkenizin kriterleri bambaşka, başka ülkenin kriterleri bambaşka. Orada bir mekan açmak, bir restoran açmak, belediyeyle olan ilişkisi bile Türkiye'dekinden başka. Yani her ülkenin kendine göre farklı kriterleri var sonuçta. Ben çok gördüm veya biz çok gördük oraya gelip tüm bunlara hiç dikkat etmeden hemen bir yeri tutup da açabileceğini zannedip evet. Açılamadan kapanan yani bütün parayı harcayıp açılamadan kapanan mekanlar da çok gördük. Evet güzel bir konuya parmak bastınız. Bu gerçekten çok önemli. Önce bir araştırma yapılması gerekir. Profesyonelce bir araştırma yapılması gerekir. Onun arkasından artık o yatırımı yapmaya yönelmek lazım. Hı-hı. Hatta biz ev almayı düşünen tanıdıklarımıza da aynı şeyi söylüyoruz. Önce bir kirala ve biraz yaşa yani. Kesinlikle. Bir bak çünkü. Kesinlikle. Nerede oturmak istiyorsun?
Nerede yaşayacaksın, nerede iş yapacaksın? Yani bütün bunları analiz etmek, doğru analiz etmek önemli. Çünkü artık her şey çok zorlaştı. Yatırımlar, maliyetler çok büyüdü. Eğer bilinçsiz bir şey yaparsanız kaybedersiniz ve bu sizin bütün şevkinizi de kırar. Modunuzu kaybedersiniz. Kaybedersiniz, evet. Kolay o yüzden profesyonel yani. Bakmak lazım. Aynen. Her şeye. Hiçbir şey eskiden olduğu kadar da kolay değil zaten. Çünkü rekabet de çok. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Para kazanmak gittikçe evet. zorlaşıyor. Aynen. Pandemi yaşadık mesela biz. Hiç tahmin etmediğimiz birkaç sene geçirdik. Bu geçirdiğimiz zamanda ne oldu? Mesela ilk etkilenenler tedarik zincirleri oldu. İnsanlar bir yerden bir yere ürünlerini, mallarını götüremediler. Bu da pek çok farklı işletmeyi olumsuz yönde etkiledi ve zarara uğrattı. Şimdi bunları da göz önüne almak lazım. Biz böyle bir pandemi yaşadık ama bu belki bizim ilk gördüğümüz pandemiydi ama son olduğunu zannetmiyorum. Yani bu yönde zaten konuşuluyor aynen. şu anda. Evet. Yani bütün bunlara çok dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Bir şey yaparken. Bir de başkanımın söylediği şeylere de çok katılıyorum. Hani o yoğurt meselesi zaten bizi de çok rahatsız eden bir konu. Çok özür dileyerek bir kısa bir aramız var. Tabii efendim. Çok özür diliyorum. Efendim hemen burada geliyoruz hemen. Tekrar merhabalar efendim. Vallahi Nurdan Hanımcığım kusuruma bakmayın. Tabii rica reklam ederim. Olunca böyle para kazanmak lazım. O yüzden akan sularda ne para olunca şu yoğurt meselesine de gelelim. Yani direkt yoğurt meselesinin üzerinde çok durmayacağım ama şimdi başkanım da değindiği için bizi rahatsız eden bir konu. Yani Türk ürünlerine güvenmek lazım ve Türk bir şey yapıyorsanız da arkasında durmak lazım. Yani şu mesela Türk restoranı açıp Türk yemekleri servis edip de biz Akdeniz mutfağıyız, Yunan mutfağıyız demekten artık çıkmamız lazım. Çünkü bunun da arkasında aslında mutfağına güvenmemek yatıyor. Yani bizim güvenilmeyecek bir mutfağımız yok ki. Bizim mutfağımız dünyada ilk üçte bana göre yani en iyi mutfaklardan biri. Çünkü çok zengin bir mutfak, tarihsel bir süreci var bu mutfağın. Yani Orta Asya'da göçebelikle başlayıp Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet yani bütün bunlarla katlanarak büyüyen çok zengin bir mutfak. O yüzden bizim öncelikle buna sahip çıkmamız lazım ve gururla telaffuz ediyor olmamız lazım. Bu sırf mesela Amerika'daki bir ürünle ilgili de değil. Biz geçenlerde mesela bir arkadaş grubuyla İstanbul'da bir restorana gittik. Türk restoranı. Çay istedim ben. Yani ben Rizeli olduğum için biraz çay da seviyorum. Selam olsun Rize'ye efendim. Ama şimdi Türk restoranı yani bir çay içmek istersiniz yani Türk restoranında. Çay sordum. Çay yok. Çay servis etmiyoruz. Neden etmiyorsunuz? Ne servis ediyorsunuz? Macchiato, işte espresso servis ediyoruz. İyi de Türk restoranısın. Ne restoranı peki burası dedik. Yani Türk restoranı zaten gittiğimiz yerde biz öyle lafın gelişi soruyoruz. İşte Türk yemeği de var, işte Yunan da var falan. Türkiye'de Türk restoranı, Türk restoranıyım demeye utanıyor. Bitki çayımız var. Hayır yani hani bunun gerçekten bunun mantığını anlamak istiyorum ben. Ah Dudu yatağında vişne. Ama şöyle demek ki burada bir hata var yani. Demek ki mutfağa sahip çıkılmamış ve bu anlatılmamış. Yani mutfağın ne kadar Türk mutfağının değerli bir mutfak olduğunu biz kendimize anlatamamışız ki. Ya biz yabancı hayranlığından çıkamadık. Evet çıkamadık. Onlar bu bir kompleks. Kesinlikle ya. Bir kompleks. Allah Allah. Hayranlar aslında. Ha, daha da olsunlar. Yani şimdi Miami'de biz bu işi yaptıkça oradaki insanlarla muhatap oldukça görüyoruz. Yani inanın bizim sandığımızdan çok daha fazla bizi biliyorlar. Bütün yemeklerimizi biliyorlar. Yani Türkiye'ye geldiğinde bir kere birisi yemek yediğinde ilk bahsettiği şey seyahatiyle ilgili Türkiye'de yediği yemek oluyor. Yemeğin ne kadar lezzetli olduğu oluyor. O yüzden böyle bir kompleks yapmamıza gerek yok. Yani Türk mutfağı insanlar tarafından çok sevilen ve beğenilen bir mutfak. Çok zengin bir mutfak. İçeriği de çok geniş bir mutfak. Yani bir sürü bölgenin ayrı ayrı mutfağı var. Her biri bir tek başına bir ülke mutfağı gibi aslında zengin. Yani bunu biz fakat işte dediğim gibi özel sektör, devlet, dernekler ki teşekkürler gerçekten başkanıma bu konuda gerçekten çok ciddi çabaları var. Ve ben de bu dernekte olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu işlerin daha profesyonel yapılması, bir standarda oturtulması açısından bu tip oluşumlar çok önemli. Özel sektör olsun, devlet olsun bunlara gerçekten önem vermeli ve bunlar üzerinde daha profesyonel çalışılmalı. Ve gençlere bunun eğitimi çok
çok daha fazla verilmeli. Yani bir genç şef yetişeceği zaman önce bir İtalyan mutfağını öğrenmek istiyor veya başka bir mutfağı öğrenmek istiyor. Hemen oraya fokus olmuş. Aslında öyle değil. Yani sen kendi mutfağını, kendi kültürünü tanımadan hiçbir şey yapamazsın ki. Eğitimini bu yönde almalı. Hatta bizde öyle okullar olmalı ki dışarıdan öğrenciler bize gelmeliler ve Türk mutfağını öğrenmeliler. Biz böyle büyür ve yayılırız. Bir eziklik var bak. Bu eziklik yalnız bir dayanağı yok yani. İnsanı bu üzüyor. Bunu ben de çözemiyorum. Evet yani. Buna hiç gerek yok. Evet. O yüzden bence profesyonel insanların gençlere bunu daha fazla anlatması ve motive etmesi lazım. Biz şimdi mesela bazı isimler çıkıp işte Türk mutfağı dünyada ilk 10'da değil, ilk 50'de değil filan, yani böyle söylemler falan bizi bir yere götürmez. Bizim bu değere sahip çıkmamız, Türk kahvaltısı. Ya yani Türk kahvaltısı diye bir şölen var yani dünyada. Ya yani ben Türk kahvaltısından etkilenmeyen bir insan dünyada düşünemiyorum ki biz lokomotifimiz bizim Miami'de kahvaltı üzerine, çünkü öncelikle kahvaltımızı göstermek istedik. O kadar gurur verici bir kahvaltımız var ki. Yani görsel olarak da bir şölen, lezzet olarak da bir şölen. Serpiyoruz. Evet yani bu da işte çok yanlış şekillerde de yapılabiliyor. O yüzden bir standart olması gerektiğini hep zaten söylüyoruz ve konuşuluyoruz. Bunlar denetlenmeli. Yurt dışındaki restoranlar da denetlenmeli. Onların da puanları olmalı. Mesela New York'ta restoranların temizlikle ilgili bir standardı var ve kapıda mesela A vardır. En temiz ve hijyenik yerde. Daha düşükse, gittikçe düşüyorsa B, C, D diye gider ve insanlar onları tercih etmezler. Kapısında A yazan restorana gitmek isterler temiz bir yer olduğu için. Ya bizde de bu tip şeylere çok daha fazla önem verirsek insanlar da kendilerini geliştirmeye daha düzgün, daha temiz, daha lezzetli, daha her şeye dikkat ettikleri mekanlar yaratmaya başlarlar. O zaman biz işte hak ettiğimiz yerde değiliz aslında. Yani evet, hak ediyoruz. Bir numara olmayı hak ediyoruz. Bunun için yapılması gerekenleri pek fazla yapmıyoruz. Bunu genele yaymak lazım. Çok kısa bir şey söyleyeceğim, sonra Hakan Bey'e geçeceğim. Türk kahvaltısında bence aslında yine hala yurt dışındaki abidik gubidik kahvaltı veya işlenmiş, hayır o işlenmiş gıdaları evet, da eklemek de bence çok yanlış Türk kahvaltısına. Ya Türk kahvaltısı zeytiniyle, peyniriyle, evet, ne bileyim evet, yani, menemeniyle, menemeniyle, evet, sucuğuyla, aynen öyle, böreğiyle, yani evet, kesinlikle. Bizim etimizle, yani dedik ki deriz ya, etinden, sütünden, postundan, evet, her evet, şeyiyle orada olmalı. Ama ne mi işlenmiş gıdaları da ekliyorsun oraya. Bu Türk kahvaltısından çıkıyor bence. Evet. Yine bir yabancı harmonisiyle beraber. Biraz işte insanlar o dönem bazı yiyecekler öne çıkıyor ve popüler oluyor ya, bir takım trendler oluyor ya yeme içmede de. Biraz aslında o endişeyle hareket ediyorlar belki ama onda da şöyle düşünmek lazım. Mesela işte vegan, vejeteryan ön planda son yıllarda. İnsanlar böyle beslenmeye özen gösteriyorlar. Şimdi dönüp bizim mutfağımıza baktığımız zaman bizim böyle seçeneklerimiz zaten çok. Yeterince var. Onları bir tabakta bir araya getirebilirsin mesela. O vegan seçenekleri ve sunabilirsin. Yani bunun için gidip başka bir mutfaktan esinlenip başka bir şey yapmana gerek yok. Hepsi bizde var. Yani bizde şöyle söyleyeyim, ben küçükken biz Rize'ye gittiğimizde muhlama diye bir şey yerdik. Evet, yani evet, fondü yani bu evet, yani, bu, evet, yani bizde yani belki 100 senedir fondü yeniyor yani Rize'de. Evet ve yani bu işte bunları demek istiyorum. Yani bunların farkına varmalı ve bunlara sahip çıkmalıyız. Haklısınız, katılıyorum sonuna kadar. Efendim Haktan Bey, şimdi restoran sahipleri sizce ne kadar bu yağ yangınlarından veya mutfak ekipmanlarının güvenliğinden haberdarlar? Var mı böyle bir projeler, eğitimler bu konuyla ilgili? Şimdi öncelikle biz GTD ailesine katılmamızın hikayesinden biraz bahsedeyim. Tabii, konunuza, sorunuza da bir cevap olur. Biz bir ilk önce Türk markasıyız. Evet. Türk markasını da uluslararası arenaya taşımak istiyoruz. Zaten bizim bu konuda özellikle mutfak yangınlarıyla ilgili çok fazla rakibimiz yok dünyada zaten. Bir tane en çok şey yapan İngiliz firması var. Onun dışında biz başkanımıza geldiğimizde bu projeyi anlattığımızda başkanımızın vizyonu birazcık daha bizden yukarıda olduğu için biz mutlu olduk zaten. Yani şimdi siz gidip kendi bir şeyler yapmak istediğinizde genelde ülkemizde hep önünüze bir şeyler çıkar. Başkanım dedi ki Aktan bu çok güzel proje, çünkü bizim derneğimizin çatısı altında genelde restoranlar, oteller, İşte yine bu işte sektörle alakalı mimarlar, her sektörden insanlar var. Hı hı. O yüzden hemen biz dedik ki o zaman başkanım biz olmamız gerekiyor. Hiç şey bile yapmadık yani, tereddüt bile etmedik. Hemen girelim ki, çünkü markayı bir yerlere taşımak öyle çok kolay bir şey değil maalesef.
Biz geldik restoranlar. Çok doğru bir karar. Çünkü bireysel nereye kadar hareket edebilirsiniz? Tabii ki. Bir çatının altında beraber el ele kol kola hareket etmek çok daha insanı farklı noktalara götürür. Kesinlikle. Evet. Markayı iyi sunmak gerekiyor bir de öncelikle. Çünkü restoran mesela çok yüksek seviyedeki restoranlarda bu problemler daha az. Çünkü orada eğitimlere de çok fazla önem veriliyor. Bütçe de var mesela. Yangınla ilgili ayırdıkları bütçeler de var restoranların. Ancak birazcık daha aşağıya geldiğimizde problemler başlamaya başlıyor. Hemen işte orada işte daha minimal önlemler alınıyor işte veya işte kanunun getirdiği en işte bir yangın tipi olsun burada işte bizim için yeterli gibi. Esasında yangınla ilgili değil konu. Yani orada bir tane olsun biz zaten yaşamayız. Nereden olacak? Dursun orada. Kimse evet, bilmiyor evet. Ne işe yaradığını. Maalesef öyle. Biz de işte sadece bu konuyu insanlara anlatabilmek için işte başkanımızla birlikte işte züccacilerle birlikte konuşuyoruz, sigorta sektörüyle ilgili konuşuyoruz. Yani bu sadece bize kapsayan bir şey değil. Aslında herkes bireysel olarak da kurumsal olarak da bu konuda ciddi bir şekilde önlemlerini almaları lazım. Bazen alınan önlemler riskleri çok azaltıyor ama riskin yüksek olduğu restoranlar gibi. İşte evler biraz daha az riskli esasında ama restoranlarda işte yeni bir personel oluyorsunuz. Onu o anda eğitimini işte diyorsunuz ki işte bir ay sonra başlayayım diye. O çocuk o bilmeden geliyor. Orada ya işte unutmuşlar yoğun bir şeyde mesela. İçeride unutuyorlar. Oraya bir hemen diyor söndüreyim diyor. Aslında belki de kapatsa üstünü örtse belki söndürecek ama bir anda bilmeden suyu dökebilir gençler ki var, evet evet var, yani gençler valla aklı bir karış havada gençlerim evet. Çok üzülüyorum ama yani birçok yangın esasında demin de söyleyecektim ama mesela yangının çıktığı kaynaklarla ilgili işte mesela çatılarda genelde çatılarda hep o mutfaktan başlıyor esasında. Çünkü bazı restoranlar çatıda oluyor işte yüksek şeylerde oluyor. Orada başladığı zaman ne oluyor? Bütün çatıyı kaplıyor bu sefer. Ya ya ne yazık ki. Bütün emeğin, her şeyin, yaptığın masraf, evet. Al çöpe at yani. Yani işte... İnsan hayatında tehlikeye atan. Kesinlikle. Her şekilde, her şekilde. Ya o şeyi terk edeceğiniz zamanı bile bilmeniz lazım. Yani artık orada işte belli bir süreye geçse, başlangıç aşamasını geçtiğiniz anda artık orayı tahliye etmeniz gerekiyor. Ne yazık ki, ne yazık ki. Allah korusun diyelim. Hakikaten. Evet. Yani bunlar yani biz, çok küçük detaylar ama. Biz zaten ürünümüzü inşallah hiç kullanmıyorsunuz diye veriyoruz yani. Önlem olarak sizde kalsın ama hiç kullanmak nasip olmasın. Kesinlikle kalp yangını için bir şey lazım. Onunla ilgili çalışıyoruz ama henüz daha bir başarıya ulaşamadık. Valla kalp yangını olunca müşteriniz çok olur. Evet. Evet, Gürkan Bey. Yine eğitim dedik, eğitime devam edelim. En büyük bence yaramız eğitim. Doğru. Biz bu konuyla ilgili, yani şimdi derneğin mantığını önce söyleyelim. Dernek üyelerine nasıl faydalı olur diye sürekli kafasını buraya yoran bir dernek. Ve sadece en iyileri içeri alıyor. Burası kendi içinde bir platform gibi düşünelim. Diyelim beyefendi Hattan Bey kendinin en iyi olduğunu iddia ediyor. Fakat biz diyoruz ki bunu yaşamamız lazım. Tabii. Ve çok değerli bir lansman yaptı mesela bizim üyelerimize. 5 yıldızlı bir otelde yaklaşık işte 200'den fazla üyemiz geldi. Olayı test etti. Ve Türkiye'nin haricinde dünyada bir tek İngiltere'de yapılan bir sistem. Biz dedik ki vay be gerçekten böyleymiş. Hani üyelik komitesi bu konuda çok seçici. Gerçekten hani background'ı çok iyi olan kurumları alıyor. Mesela Nurdan Hanımlar Michelin ödülüne layık görülmüşler Miami'de. Miami'de birden fazla Türk restoranı var ama en iyisi burası ve Türk mutfağını doğru temsil ediyor ve biz bunda gurur duyuyoruz. Şimdi iki tarafla birbiriyle gurur duyması lazım. Hani dernek de üyesine nasıl faydalı olabilirim diye çalışması lazım. Gastronomi turizmi dediğimiz aslında buradan ben salı günü çok önemli bir tur operatörüyle masadayım ve Miami'ye tur yapıyor ve Türkleri götürüyor. Ama Türklerin orada kahvaltı yapabileceğini onlar bilmiyor ya da Nurdan Hanımlar onları tanımıyor. Ben salı günü öğlen yemeğinde diyeceğim ki Miami'de Michelin standartlarında Michelin ödülü almış bir Türk restoranı olduğunu biliyor musun? Yoksa Amerikan kültürünü zaten gezdiriyorsunuz ama bende de öyle bir şey var. İkinci günden itibaren Türk kahvaltısı ben yapmazsam ben rahatsız oluyorum. Yani neden? Sabahtan kalkayım da 10 gün yapmadım. Ha, kruvasan işte yok yedik çok güzel. Yanına bir tane işte kahve içtik falan. Tamam da ikinci günden sonra Türk kahvaltısını özlüyoruz biz yani.
Bence bunlar için de Türk insanı gittiği zaman da 10 günlük, 15 günlük bir Amerika seyahatinde ben şöyle Bangkok'ta yanında Bergama tulumu götüren iş adamı falan gördüm. Ben buradaki peyniri yemiyorum diyordu. Yani bu yüzden bizim peynir çeşitlerimiz ya da ürün çeşitlerimizin oraya gitmesi çok önemli. İkinci konu garson eğitimi. Gelelim Türkiye'deki eğitim. Şimdi bizim eğitimle ilgili bir departmanımız var. Gastro Akademi diye. Ve burada da yaklaşık 40'tan fazla akademisyen hocalarımızla bu sene Avrupa Birliği'nden ciddi bir fon olarak ara eleman yetiştirme problemini çözmek için bize üye olan restoran, otel, bizde 5 yıldızlı oteller de üye. Bunların ara elemanlarını nasıl çözeriz diye bir fon alarak örnek bir mutfak kurduruyoruz. Şu anda bu çalışma başladı. Mutfak firmasına işlemi başlattırdık. Şimdi biz 100 tane 28 yaşına kadar olan 18-28 yaş arası gencimizi Gastro Akademi'nin önderliğinde sizin isterseniz otelinize, restoranınıza, yurt içinde ücretsiz olarak eğitip size işe yönlendirebiliyoruz. Bence bu çok kıymetli. Şimdi dernekler hani her ay aidat alan, işte bana her ay para ver şeklinde kurumlar halinde algılanıyor. Bizde öyle bir şey yok. Bir kere giriş ücretini verdikten sonra bir daha ücret alınmıyor. Yıllık ödüyor değil mi? Her yıl da ödemiyor. Bir kereye mahsus ediyor. Yılda bir kez. Yılda da değil. Bir kereye mahsus. Bir kere. Bir kere. Sadece hiçbir kere. Dedim, evet. Yanlış mı anladım? Ve Türkiye'de de bu dernekçilikte bir devrim oldu. Bence de. Yani çünkü biz TÜRSAP vesaire, DEİK, hani pek çok kurum biliyoruz. Her yıl aidatı var. Her ay aidatı var. Biz de diyoruz ki ben sana nasıl fayda sağlayabilirim? Ama belli bir çıta koymak zorundayız. Yani bizim standartlarımız yüksek. O kulübün içine giren kişi o kulüple artık birbirine yardımcı olmak zorunda. Şimdi pek çok restorancılar birlikleri var. Bunlar isimlerini değiştirip sonra gastronomi kelimelerini de ekleyenleri görüyoruz. Hani bizi taklit etmek isteyen pek çok dernek, kurum ya da en sevdiğimiz ya da başkanlarının sevdiğim, işte kendine nasıl işte restoran açarım, nasıl buradan para kazanırım gibi kurgular içinde olan pek çok dernek başkanlarını görüyoruz ama benim diyorum ki benim sabah öğle akşam içim Gastronomi Turizmi Derneği ile sana nasıl fayda sağlarım? Başka bir işim yok. Bu bayrağı biz New York'ta Türk evinde taşıdık, Dubai'de taşıdık ve bunları devletle yapıyoruz. Ticaret Bakanlığımızla gidiyoruz biz orada. Drone gösterisine kadar, işte şefimize kadar götürüp Türk kahvemizin tanıtılması, karakılçık buğdayın anlatılması, böyle bir mücadelenin içerisinde sen gerçekten ülkeyi seviyorsan derneğimize üye ol. Ben bütün üyelerimle sana destek olmaya hazırım. Çünkü sen tek başına iyi niyetli olsan da yetmiyor. Çünkü bizim karşımızda Yunan lobisi var, Ermeni lobisi var. Benim rakiplerim buradaki Türkiye'deki dernekler değil. Benim rakiplerim bugün yurt dışındaki dernekler. Yani İtalyanlarla ben aslında göğüs göğüse çarpışıyorum. İtalyanların içerisinde başkonsolosumuz Ömer Bey'le yaptığımız toplantıda İtalya'da bir gastro show yapalım dedik. Tamam Gürkan Bey yapalım dedi. Yalnız bizim bina tarihi olduğu için dedi burada yapmamız hani fiziksel olarak imkansız. Hani ben devlet olarak tüm desteğimi açacağım. Evet. Ticaret ateşemiz vesaire. Ama dedi siz dedi lütfen İtalya'da bu konuda bir mekan bulun dedi. Biz 5 yıldızlı bütün otellerin yöneticileriyle görüştük. Ve sonuç şu, İtalyanlar Türk mutfağını kesinlikle kendi mutfağının içine bir Türk şefini sokmuyor biliyor musunuz? Çok ilginç. Yani niye? Benim diyor kültürüm diyor. Yereldir diyor. Benim mutfağıma hiçbir şef giremez diyor. Bakın biz Dubai'den tutun Nepal'e kadar etkinlik yaptık. Nasıl New York'a kadar yaptık. Kesinlikle diyor Türk şefini ben içeri sokmam diyor. Vay. Hem kendi sırrını göstermiyor. Evet. Hem de bizim kültürümüzün orada da yayılmasını daha baştan kesiyor. Tabii. Şimdi ben bu konuda... Biz olsak gel kardeşim sen de öğren. Şimdi, al reçete bu. Evet şimdi biz en sosyetik mekanlarımıza bakalım. Google'da neler var. Hepsi İtalyanca isimler falan filan. Hani bizim şimdi İtalyan kültürüne olan bakış açımıza bakın Türkiye'de. İtalyanların Türkiye'den korkusuna bakın. Türk gastronomisinden. Ben bu konuda bir stratejimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Ve hani biz double espresso'yu satmak diye uğraşmak yerine Türk kahvesini nasıl satarız ki bizim bu konuda Washington'da da yine çok değerli üyemiz var. İşte Türk kahvesini doğru şekilde aktarıyor. Türk kahve makinesini ayrı aktaranlar var. Bu iş bir gönül meselesi. Zaman meselesi, artı para meselesi, artı zeka meselesi. Ben diyorum ki 2000'den fazla daha bu konuya kafayı takmış başka bir kurum varsa lütfen oraya üye olun. Ama birbirinize rakip olan kurumlarla da devam etmeyin. Çünkü restorancılar birliklerinin hepsi aslında kendi içinde birbirine rakip oluyor. Ve ve birbirine risk oluşturuyor. Biz diyoruz ki konunun en iyisi kimse? Bizim dernekte zaten. Ne yapmak istiyorsun?
Örnek tava yangınlarını mı konuşuyoruz? E tamam, zaten hedef kitlen burada. Ya da işte eğitim mi konuşuyorsun? Zaten Avrupa Birliği'nden fonu almışız. Sen cebinden bir kuruş para almadan sen personeline kadar bizden çekebiliyorsun. Ya da Türk mutfağının ürünleri mi lazım? Tamam, GT Anadolu diye biz altyapımızı zaten kurmuşuz. Şu anda 200'den fazla ürün bütün sosyal medyadaki satış kanalları üstünden Anadolu kadınının yaprak sarmasına kadar biz satıyoruz şu anda. Uluslararası marketlere de satıyoruz. Bununla ilgili de basın toplantıları yapılacak önümüzdeki süreçte. Sizlerin katkıları burada çok kıymetli. Yan yana olmaktan da çok mutlu oluyoruz. Tabii ki haber verirseniz gün ve tarih olarak mutlaka biz de destek sağlarız. Nurdan Hanım, bu Michelin ödülü dedik. Michelin ödülü. Evet, Michelin ödülü güzel bir şey. Fakat çok güzel bir şey. bilmeyen izleyicilerimiz de bu Michelin nedir? Geldiğinizden beri Michelin'dir gidiyor diyorsunuz evet. dedikleri için diyorum. Nedir Michelin ödülü almak? Kim layık görülür bu ödüle? Şöyle... Bu 1800'lerde aslında Fransa'da bir lastik firmasının işte, araba kullanmayı daha fazla teşvik etmek ve yol yapmalarını sağlamak için insanlara bedava dağıttıkları böyle bir küçük harita gibi bir şeyle başlamış. Şuralarda durun, buralarda yemek yiyebilirsiniz gibi. Çünkü o zaman benzin de çok az yerde bulunuyor, hatta eczanelerde bulunuyor filan. O yüzden insanları bu şekilde yönlendirmek için ve yol yapmalarını sağlamak için çıkmış bir şey. Zaman içerisinde bu önerilen yerlerin artması ve insanların da aslında parayla satılmaya başlıyor bu rehber ve insanlar bu rehbere girip oralarda mola verilsin diye daha iyi şeyler yapmaya başlıyorlar ve bu gittikçe günümüze kadar bir pazarlama dehası sonucu günümüze kadar ulaşan bir otorite diyeyim. Şu anda dünyadaki yeme içme sektöründeki en büyük otorite. Bu ödül gerçekten değerli. Sizin bir kere hiç haberiniz olmuyor böyle bir ödül için araştırmaya alındığınızdan veya gelip kontrol edildiğinizden. Böyle bir iletişim zaten Michelin ekibiyle herhangi birisiyle hiç böyle bir iletişim söz konusu bile değil. Bunda da yanlış bilinen şeyler olduğu için aslında anlatıyorum bunları. Türkiye'de olsa hepsi duyardı. Amerika'da olduğu için duyurdu. Yani evet, hani sanki biz buna adayız, gelin bizi inceleyin evet. gibi bir şey var zannediyorlar insanlar ama öyle bir iletişim yok. Onlar kendileri kendi radarlarına giren yerleri incelemeye başlıyorlar. Ya da kulak medyasıyla. Bir şekilde hani araştırma yapıyorlar ve evet. Veya bir, bunun için araştırma yaptıkları bir ekip var zaten, müfettişler var ve bunlar ve mekanları araştırıyorlar. Sizi de o araştırmaya uygun gördüklerinde sizin de yerinize birkaç kere gelip gidiyorlar. Birkaç kere gelip gitmelerinin sebebi aynı standartta olup olmadığınızı ölçmek için. Yemek aynı şekilde sunuluyor mu? Lezzeti aynı mı? Sunumu aynı mı? Yani diğer bütün her ne kontrol ediyorlarsa onları birkaç kere gelip kontrol Teknik ediyorlar. Teknik aksam yerinde mi? Her şeyi evet, her şeyi kontrol ediyorlar ve farklı kategorileri var Michelin'in. İşte yıldızlar var. Yıldızlar daha şeflerin yorum kattığı yemeklere veriliyor. Daha deneysel mutfaklar ve şeflerin kendi yorumuyla ortaya çıkardıkları tabaklara veriliyor. Bizim 2 yıldır 2022 ve 2023'te aldığımız ve bizi çok mutlu eden Bip Gurman ödülü var. Bip Gurman ödülü çok iyi yemeği, kaliteli ve iyi yapılan yemeği daha uygun fiyata yiyebileceğiniz yerleri göstermek amacıyla verilen bir ödül. Ticari olarak da tabii bunun başarısı çok yüksek oluyor. Çünkü hani yıldızlar bir nebze biraz daha pahalı restoranlar olarak biliniyor ve daha deneysel ve daha üzerinde çok çalışılan menü var yıldızlarda. Bizde kendi adımıza söyleyeyim. Biz tamamen geleneksel Türk mutfağı olarak aldık bu ödülü. Yemeklerimizde hiçbir şeyle oynamadık. Baharatlarından, içeriğinden sunumuna kadar kendi evlerimizde annelerimizin, anneannelerimizin yaptığı gibi aynı geleneksel dokusunu tencere ve görünümünü koruyarak. Aynı evet, o şekilde. Bizim de amacımız çok iyi yemek olsun, fiyatlarımız da uygun, ulaşılabilir olsundu zaten yerimizi yaparken. 2 senedir üst üste Bip Gurman alınca biz de yaptığımızın doğru olduğunu anlamış olduk. Çok ilgi görüyor tabii. Yani her ödül çok ilgi görüyor. Gayda girmek, Michelin Guide'ına girmek diye de bir şey var. Yani sizi öneriyorlar. Bu restoranlara gidin gittiğiniz yerde. Şimdi zaten günümüzde artık gastronomik
turizminin bu kadar değer kazanmasıyla insanların daha lezzetler tatmak için alışveriş seyahat yapmaya başlamalarıyla aslında bu ödüller de çok daha fazla takip edilmeye başladı. Hı hı. Eskiden yurt dışına çıktığınızda daha alışveriş odaklı çıkardınız ya, böyle bir çanta, evet, ayakkabı, evet, elbise, evet, falan peşinde. Evet. Şimdi insanlar mutfakları denemek istiyorlar, lezzetleri denemek istiyorlar. Bu çok popüler oldu. Ve bu turist aslında diğer turistten, gastronomiyle ilgili seyahat eden turist daha fazla para harcıyor ve bu gastronomi turizminin doğal olarak, başkanım çok daha iyi bilir, desteklenmesinin gerektiğini aslında çok daha ortaya koyuyor. Ödül, evet, yani bizim aldığımız Bip Gurman ve dediğim gibi diğerleri de Yıldızlar ve Gayda Girmek şeklinde farklı kategorileri var. Nice nice ödüllere de diyorum. Çok teşekkürler. Biz zaten nice nice ödüller de aldık aslında yani. Hayır, bambaşka daha ödüller de. Hani onun dışında da. Böyle. Çünkü kahvaltımız en iyi kahvaltı adaylarından biriydi. Kaç senedir en iyi kahvaltıyız. Sütlacımız mesela, fırın sütlacı. Amerika'nın en iyi 7 pudinginden biri seçildi bizim sütlacımız. Yani evet, bunları söylememin sebebi yani her ürünümüz kendi başına bir değer. Yine yani bu üstü bunlar. Yanık evet, sütlaç, evet, 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 böyle şey. Toprak kapta, fırında, üzerini yakarak, üzerine biraz ceviz koyarak verdiğimiz klasik, yani hiçbir şekilde oynamadan insanların önüne koyuyoruz ve bu şekilliyle bile ödüller alıyor. Yani başka bir şey yapmaya gerek, kuş kondurmamıza gerek yok yani, mutfağımız zaten. Portakallı ödeye de gerek yok. Gerek yok, evet, evet, aynen öyle. Bizim ne bileyim muz yatağında elma sarmaya da gerek yok. Gerek yok. O yataklar beni çok daraltıyor çünkü. O aslında işte orada şöyle bir sakınca oluyor. Ben mesela öyle mutfakları takip ediyorum, açıldığında gidiyorum filan. Yemek aklımda kalmıyor. Yani birisi geliyor size yemeği anlatıyor, uzun uzun anlatıyor ama ben onu unutuyorum. Yani yemeğin de reklamını da yapamıyorum, kimseye de anlatamıyorum. Oysa ki bizim Türk mutfağının geleneksel yemekleri, yani şöyle söyleyeyim, bizim New York'taki restoranımıza biber dolması, bamya var mı diye geliyorlar yani. Hmm. Akıllarında kalmış. İşte çünkü Türkiye'de yemişler. Hani evet. Ben yani buradaki 5 yıldız otelleri menülerine baktığımda, işte hani dedim ya bir gün, ha geçtiğimiz programda söyledim. İşte ıspanak yatağında milföy hamurlu falan falan. Yani ya olabilir tabii. Yani dedim, onlar da sonuçta hani, evet, yani bir deney. Sıkıldık yataklarda. Bir şey geliştirmek istiyorlar, farklı bir şey. Yatak değil, tek kişilik böyle koltuk istiyorum efendim. Türkiye ait. Türk'ün evet, o da olsun ama gerçekten geleneksel Türk mutfağımıza sahip çıkalım ve onun değerini bilelim ve onu gençlere aşılayalım ki çok kısa sürede hak ettiğimiz yere ulaşalım. Aynen, yani ben bir milliyetçi olarak gerçekten beni tanıyan bilir, inanılmaz. Yani her şey Türkiye'de pişsin, Türkiye'ye gelsinler. Oraya bile gitmeyelim diyorum yani. Buraya gelsinler ya, bir zahmet kalksınlar. Geliyorlar, geliyorlar, evet, yani geliyorlar. Geliyorlar. Türk yemeği için de geliyorlar. Bunu daha artsın tabii ki. Gerekiyor. O bizim elimizde. Daha profesyonel davranmalıyız. Kesin. Bu konuda ve bu gibi derneklerin çabaları da desteklenmeli. Yani bu konu çok desteklenmesi gereken bir konu. Aynen, aynen. Ve kolay aslında. O kadar da zor değil. Büyütülecek bir konu da zaten Gürkan Bey Gastronomi Turizmi Derneği olarak belli bir yolu almış, kolaylaştırmış işi. Bundan sonra üzerine yurt dışındaki restoranlar da denetlenmeli bu anlamda. Çünkü bizi gerçekten iyi yansıtmayan da pek çok işletme var. Çok yanlış işletmeler var. Hiçbir şeye dikkat edilmeden çok bilinçsiz yapılan işler var. Onlarla tanışan yabancı seni, eğer doğrusunu görmediyse, ilk olarak onunla tanışıyorsa da kafasında böyle olumsuz bir fikir olabiliyor. Yani bu önüne gelenin yapabiliyor olduğu bir şey olmamalı. Yani bu bir denetim mekanizması geliştirilmeli. Özellikle bununla Almanya ilgili. Bu puan verilmeli. Gerekiyor. Evet, özellikle. Yani kebapla tanındık, dönerle tanındık. Bu kötü bir şey değil. Yani bir şekilde bunlar da iyi yapıldığında bunun harika. Yani bölgelerimiz var bizim bunun için çok iyi yapılan. Bunlar da desteklensin ama sadece o kebaptan bir çıkalım yani. O lahmacun ve kebaptan bir çıkalım. Diğer yemeklerimizi, diğer bölgelerin yemeklerini de ön plana çıkaralım. Coğrafi işaretler diyoruz değil mi? Doğru mu söylüyorum? Doğru. Yani çok aslında önemli. Tarımdan başlıyor iş. Evet. Aslında tarım ürünlerinin de profesyonel bir şekilde tanıtılmasından ve sahip çıkılmasından başlıyor iş. Tabii canım, konunun çok aslında ayağı var. Evet, var. Süremiz çok daralıyor. Hakan Bey, son neler söyleyebilirsiniz? Ya da söylemek istersiniz? Vallahi aslında söylenecek çok şey var ama. Ya maalesef işte vakitle ilgili problemimiz nasıl olduğu nasıl geçti için, anlamadık. Evet. Ben de anlamıyor. Hızlı geçti. İnşallah biz de hem ülkemize de katkıda bulunmak istiyoruz bu konularda.
İnşallah bunu bilimsel çalışmalarla da desteklemek istiyoruz. Yeni ürünlerle inşallah başarılı olacağız. Mutfakları daha koruyan ekipmanlarla, tabii ki, tabii güvenlik işi. Zaten onu başardık. Yani artık tabii sadece insanların birazcık daha bilmesi, öğrenmesi için çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. İnşallah başkanımızın desteğiyle de beraber daha da güzel yerlere götüreceğiz. Harika. Başkanım, sizden de böyle son cümlenizi alayım. Plaket için arkadaşımızı, beyefendiyi davet edeceğim. Benim burada önerim şu, aslında gastronomi turizmi ülkeyi sevmenin bir yöntemi. Yani gerçekten biz ülkemizi çok seviyorsak önce gastronomi turizminden başlayalım. Çünkü en güçlü olduğumuz nokta bu. Yani ben şunu gözlemliyorum, gastronomi turizminden ben döviz kazandırabiliyorsam üyelerime ve Türk ürünlerini dünyaya satabiliyorsam, Anadolu kadınına destek verebiliyorsam, bence başarı hikayesi budur. Yani bunun haricinde ekstra fazla yaratıcılığa gerek yok. Evet. Kendi sütlacımızı biz Amerika'da satabiliyorsak, evet, bunları da biz Michelin alabiliyorsak, hani zaten gurur hikayeleri bunlardır. Aynen. Bu hikayelerin zaten adetlerini arttırmamız lazım. Zaten bunların önemli olmasının, oradaki yapılan işin doğru olmasının getirisi, o insanların orada tanıştıktan sonra ülkeyi ziyaret etmek istemesini doğuruyor aslında. Evet. Yani bu böyle bir çark var. Bunu sağlıklı bir şekilde işletmek gerekiyor. Yani son sözüm benim bir anekdotla bitireyim. Dünyanın en popüler şefleri geçen süreçte ülkemize geldikleri zaman Carliccio diye bir şef var. 180 milyon euroya restoranlarını satmış. Ve konuşmacı olarak İtalya'dan Türkiye'ye getirildiği zaman çıktı. 85 yaşında bir kağıtla, ben dedi bu kağıdı yırtıyorum dedi. Güzel bir konuşma hazırlamıştım fakat dedi gastronomiyle alakalı dedi. Ben sabah dedi bir yemek keşfettim dedi. Adı Menemen dedi. Bana göre dünyanın en iyi yemeği dedi. Ben başka bir şey demeyeceğim. Yani evet, bunun ötesi yok artık. Yok, yani biz kendi menemenimizin hikayesini ya da işte kendi çorbalarımızın hikayesini vesaire ürünlerimizi doğru ifade eden bir bilgilendirme yapsak zaten dünya buraya geliyor. Evet. Yani olay bu. Bana da geçenlerde, geçtiğimiz ay İtalya'dan bir plastik cerrah geldi. İşte sağlık turizmi alanında da çalıştığım için aynı zamanda. Gelir gelmez şey sordu bana. En iyi döneri nerede yiyebilirim dedi. Bismillah dedim, adam dönerle başladı. Yani ki orada da 100'e yakın kliniği olan bir beyefendi. Ama demek ki adamın kafasında döner kalmış. Güzel döner yapıyoruz. Hayır, çok güzel yapıyoruz ama şimdi mesela bir döneri soracağı aklıma gelmez. Hani evet, o tarz title'ı, ünvanı olan birisinin. Sonra biz kendini tabii kahvaltı için şey yaptık. İşte tabii kahvaltı kültürleri de gelişmediği için bir kruvasan ve Türk kahvesiyle ve filtre kahveyle onları kahvaltı kendileri yaptı. Peki Nurdan Hanım, yurt dışındaki gelen misafirler, tabii yabancı misafirler, en çok ne yemek istiyor? Mantıyı mı çok severler? Gözleme falan da var değil mi? Var. Mantıyı çok seviyorlar. Mezelerimizi çok seviyorlar. Hmm. Biz başkanımın da söylediği gibi yemeklerimizi kendi adıyla menüde bulunduruyoruz. Yani onlara bir İngilizce yeni bir tanımlama getirmiyoruz. Çünkü aslında böyle böyle devam edeceğiz tanınmaya. Çünkü o öyle konuşulması gereken peki, bir şey. Peki en komik yemeğe ne diyorlar? Mesela telaffuz edemedikleri. Aklınıza ama güzel de telaffuz ediyorlar. Hı. Yani aklıma komik bir şey gelmiyor. Güzel telaffuz ediyorlar. Mesela bana İknur diyemiyorlar. Nuş diyor. içinde yumuşak G falan varsa tabii orada biraz zorlanıyorlar. Ama bence evet, yemeklerimizi kendi isimleriyle tanıtmaya çalışmak da bu konunun önemli bölümlerinden bir tanesi. Çünkü akılda bizim yemeğimiz olarak o şekilde kalabilir ancak. Yoksa başkası sahip çıkıyor zaten yemeklerimize. Ondan sonra da biz hayıflanıyoruz işte, aslında bu bizimdi falan. Ama biz konuşmamışız ki, biz anlatmamışız ki. Adam anlatmış ve sahiplenmiş. Ya adam bir de öyle sahipleniyor ki sanki sanırsınız Türkiye'de doğdu, büyüdü. Burada tencere yemeğiyle gelişti. Ya kültürlerin tabii, yani Yunanistan örneğini verecek olursak yakınız tabii ki. Bazı kültürel olarak birbirimize benzememiz ve bazı yemeklerin birbirine benzemesi çok normal. Ama bizim kendimize ait olduğumuzu düşündüğümüz şeylere şimdiye kadar daha iyi sahip çıksaydık ve bundan sonra daha iyi sahip çıkarsak biz kendimizi daha iyi anlatabileceğiz. Yani biz orada bir tek bir şey önemsemiyoruz. Çok fazla önemsemiyoruz. Şimdi başkanımın verdiği örnek Menemen.
Yani bunu söylemesi ne kadar önemli bir şey değil mi? Yani bu bir menemen gerçekten çok önemli bir yemek. Bir sütlaç çok önemli bir yemek. Diğer bütün mezelerimiz çok önemli. Mercimek köftemiz çok seviliyor. Değil mi? Kısır çok seviliyor. Kısır. Bir kere vegan ve vejeteryan beslenen insanların çok tercih ettiği şeyler bunlar. Bu sebzeler ve zeytinyağlılarımız. Onlar çok seviliyor. Tavuk pilavımız da çok seviliyor yani. Evet ya, hepsi çok tek tek çok sevilen yemekler. Bamiye dediniz, bamiyeyi tek geçiyoruz. Biber dolması, kabak dolması, bunlar yani bunların lezzetine inanamıyorlar zaten. Yani dünyada yediğimiz en iyi yemek diyor adam mesela. Hmm. Benim şimdiye kadar yediğim en iyi yemek diyor. Yani biz bu işi çok iyi bir şekilde normal Türk mutfağını yapan yerlerden çok daha iyi yaptığımızı söylemiyorum. İyi yapıyoruz sadece, doğru yapıyoruz. O şekilde zaten beğeniliyor yani. Hı hı. En iyi yemeği yedim dediğinde o mutluluk çok başka bir şey. Ya bir kere bir işi yaparken sevgimizi katıyoruz, doğallığımızı katıyoruz, samimiyetimizi katıyoruz. Düşünsenize. Misafirperveriz, ağırlamayı seviyoruz, ikram ediyoruz. Bunlar da bizim kültürel özelliklerimiz. Burada 80 dakika yakında bir program yapıyoruz. Umarım keyif aldınız. Çok keyif aldık. Michelin, Michelin ödülüne layık mıyım efendim? Kesinlikle yılımız var. Ödül geldi galiba bu ödül arada. Ben sizi davet edeceğim. Ben hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gürkan Başkan'ın nice başarılarınız, güzel işlere imza atasınız hep diyorum. Hep beraber. Biz teşekkür ederiz. Hep beraber ama tabii işin başında sizlersiniz. Efendim Durdan Hanımcığım, ayağınızın tozuyla beni kırmadınız. Estağfurullah. Geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah yolum kendi adıma oralara düşerse. Bekleriz. Çok seviniriz. Çok da keyif alırım, mutlu olurum. Biz de aynı şekilde. İnanılmaz bana gurur veriyor. Hakikaten. Teşekkür ederim. Benim göğsüm kabarıyor ya. Ederim. Hakikaten çok yani. Çok teşekkür ederim. Biz de diğer yapılan her şeyi, doğru yapılan ve güzel yapılan her şeyi gördüğümüzde aynı gururu yaşıyoruz zaten. Kesinlikle haklısınız. Nice nice başarılarınız, nice nice Michelin ödülleriniz olsun efendim. Ülke olarak hep inşallah. Beraber. Hep beraber. Evet. Hep beraber. Efendim siz de bizim tabii ki güvendiğimiz adına olmazsa olmaz bizim şu mutfak polisimiz diyelim. Mutfak polisimiz, sizin artık adınız mutfak polisi oldu. Evet, değişik bir şey oldu. Belki kullanabiliriz bunu. Ama işte güvenlik, polis nasıl güvenliğinizi sağlıyor? Evet, size evet, mutfakların evet, güvenliğini doğru. sağlıyorsunuz. Sizlerle yine başka bir platformlarda İnşallah. Beraber olmak İnşallah. İstiyoruz efendim. İnşallah. Şimdi Ukrayna yurt dışı temsilcimiz desem herhalde yerinde olur. Dışişleri temsilcimiz İhor Pasinçuk beyefendiyi buraya davet etmek istiyorum. Çünkü Michelin yıldızlı restoran şefimize efendim bir ödülümüz olacak. Bu ödülümüzü takdim edelim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok iyiyim. Sizinle beraber bulmaktan çok gururluyum. Teşekkür ederim. İsterseniz yani. Siz böyle buyurun. Böyle buyurun. Neler söyleyeceksiniz? Bugün çok güzel bir fırsattır. Böyle yakın tutalım. Bebe kanalında birlik beraberlik noktamız. Noktası. Çok büyük bir gurur benim için. Harika. Gastronomi Turizmi Derneği İş İlişkiler Sorumlusu olarak bu fırsattan istifade etmek istiyorum. Yakın huzurunuzda, Sayın Başkanın, GTD Başkanı huzurunda bir plaket sunmak istiyorum. Gastronomi Turizm Derneği'nin uluslararası faaliyet gelişmektedir ve Sayın Nurdan Gür artık GTD Florida yüzbaşı olan Nurdan Gür yüzbaşı oğlu Gastronomi Turizm Derneği'nin Florida USA Amerika Birleşik Devletleri temsilcisine bu plaketi sunmak istiyorum. Evet, taç almış gibi. Vallahi efendim çok ne diyelim. Çok teşekkür ederim. Ben ve tabii ki seyircilerinizin huzurunda büyük bir çok şereftir. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Benim için bir şeref. Bunu Türk mutfağı adına kabul ediyorum ve alıyorum. Türk mutfağının nice böyle ödüller alması dileğiyle çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İhor Bey çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Bekleyin beraber kapatalım. Yönetmenim kapatıyorum. Tamam, bir 3-4 dakikamız varmış. Sıcağı sıcağına ne dersiniz? Sıcağı sıcağına şahane bir programdı. Önce biraz çekindim açıkçası bu kadar uzun zaman bir konuşacak konu bulabilecek miyim diye. Farkındayım diyorum ben de. Ama söylemiştiniz siz nasıl geçtiğini anlamayacaksınız diye. Nasıl geçtiğini anlamadım, nasıl bittiğini anlamadım.
burada olmaktan çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, çok güzel konuklarımla muhteşem bir program yaptık tekrar. İnşallah hepiniz de keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Lütfen Türk mutfağı adına şanımızı, bayrağımızı, marşımızı ve oluk oluk turistlere lütfen her şeyimizi tanıtalım. Gastronomi Turizmi Derneğimizi tanıtalım. Güzel yemeklerimizi tanıtalım. Yemeklerimizi sevgiyle tanıtalım. Bunu canı gönülden istiyorum. Ve herkesin de emeğine saygı duyuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, sevgiyle kalın. Buyurun.